Kamil Bilici ile Beş Çayı başlıyor. Müzikal Takınız Küpe FM'den bendeniz Kamil Bilici'den merhabalar efendim. Keyifli bir hafta sonunu renklendirecek yepyeni bir Beş Çayı'nda daha huzurlarınızdayız. Geride bıraktığımız hafta boyunca hem radyodan hem sosyal medya ortamlarından sıklıkla duyurularını gerçekleştirdiğimiz keyifli bir sohbetin başlangıcındayız aynı zamanda. Aslında 2004 yılından bu yana uzanan bir hikayeyi birinci ağızdan dinleme şansımız da olacak bugün. Bir Yangın Var adlı albümleriyle Mart ayından bu yana da müzik marketlerdeki yerlerini almış çok keyifli bir grup Vera bizlerle birlikte. İlk olarak hoş geldiniz programımıza. Merhabalar. Merhaba, hoş bulduk. Denizli'den başlayan bir yolculuk dedik. Oraları da dinlemek istiyorum ama Mart ayından bu yana gelen serüvende bugün dinlediğimiz o güzel şarkıların hikayesi de öncelikle benim için. Bir Yangın Var'ın süreci sizin için nasıl gelişti? Oradan başlayalım dilerseniz. Valla üretim süreci çok güzeldi. Çok keyifliydi. Çok değerli müzik adamlarıyla çalıştık. Çok güzel stüdyolarda kayıt yapma fırsatı bulduk. İki yıl evvele uzanıyor Bir Yangın Var'ın yolculuğuna başlamamız. Bir 8-9 ay kadar işte albüm kayıtları, düzenlemeler vesaire sürdü. Daha sonra işte bu işin bizim çok aşina olmadığımız kısmı başladı. Ticari kısımlar, plak şirketiyle anlaşma vesaire. O biraz bizim beklediğimizden uzun sürdü. Ama neticesinde güzel bir anlaşmayla en doğru şartlar altında albümün yayınlandığını düşünüyoruz. Heyecanlıyız, çok içimize sinen bir albüm oldu. Gerçekten birbirinden güzel şarkılar var. İlk çıkış şarkısı da albümün adını taşıyordu. Ona keyifli bir klip çektiniz. Canberk Tener öyle mi klipte kimlerle çalıştınız? Bir Yangın Var klibini sadece internet ortamında sunduk. Göksel Balaban'la çalıştık yönetmen olarak. Hani eğlenceli bir klip oldu. Biz pek görünmesek de silüet olarak görünüyoruz. Şarkı sözleri akıyor. Böyle bir çalışma oldu. O zaman klibi yayınlayamıyoruz ama şarkıyı yayınlayabiliriz. Bir Yangın Var gelsin Vera yorumuyla. Sonrasında sohbetimizle biz yine buradayız. Yangın Var
Bir Yangın Var dedik. Son albümlerinin adını taşıyan keyifli şarkısı radyolarımızdaydı ve yolculuğun aslında ilk adımları da oldukça önemli. Çünkü zira hani İstanbul'da, Ankara'da rock gruplarının sıklıkla Türkiye yolculuğuna çıktıklarını görüyoruz ama Denizli hakikaten hem güzide bir ilimiz ama hani müzik yapılması noktasında da mutlaka İstanbul'a nazaran zorlukları vardır. Lise yıllarından başlayan bir birliktelik. O süreci biraz aktarabilir miyiz dinleyicilerimiz? Yani senin de dediğin gibi biz lise yıllarında başladık ama çok daha evvelinden tanışıyoruz. İşte Dünya Can grubun basçısıyla ben 2 yaşından beri arkadaşım. Canberk'le ilkokuldan beri tanışıyorlar. Biz Canberk'le işte lisenin başlangıcında bir araya geldik. Yani grubu Denizli'deki etkinlik sayısının az olması sebebiyle aslında kurduk ama sonrasında hani sürekli olarak herhalde kendi şarkılarımızı yazdığımız için mevzu büyümeye başladı. Ondan sonra İstanbul'a geldik üniversiteler için. Vera da bizimle beraber geldi tabii İstanbul'a. Biraz daha ciddileşti işler orada. İlk yarışma Be The Band müzik yarışması. Orada ikincilik derecesi aldık. Hemen ardından da profesyonel hayat başladı müzik için. Ya Denizli'de müzik yapmak tabii çok kolay değildi. Çok fazla imkan yoktu. Ama yine de hani o esnada İstanbul'dan Denizli'ye gelip de böyle çok güzel bir kayıt stüdyosu açmış bir abimiz vardı, Zafer Atalay. Onun stüdyosunda takılıyorduk biz. Yani hani derslerden çıkıp orada buluşuyorduk işin açığı. Yani öyle bir durumumuz vardı. Öyle ilerledi Denizli'deki işlerde. Ve ondan sonra da 2004'te başlayan bu yolculuk çok da uzun sürmedi. 3 yıl sonra ilk meyvesini verdi, öyle değil mi? İlk albüm sürecini biraz aktaralım. İlk albüm değil, demo olarak nitelendirebiliriz. İstanbul'a ilk geldiğimizde birikmiş şarkılarımız vardı. Denizli'de taslaklarını oluşturduğumuz. Burada geldik bir heyecanla stüdyoya kapanıp onda 4 şarkı vardı. Evet. 4 şarkılık öyle bir EP yayınladık. O zamanlar zaten sadece internet üzerinden dinleyicilerle paylaşıyorduk. Böyle devam etti. Ta ki 2012'ye kadar. 2012'ye kadar sürekli bir şeyler kaydedip internete koyduk. İşte bu sonradan tekrar akustik versiyonunu yayınladığımız Kürk Mantolu Madonna'da mesela ilk olarak 2009'da yayınlamıştık biz onu, internete koymuştuk. İşte 2012'deki bu yarışmadan sonra, pardon 2011'deydi yarışma, sonucunu 2012'de aldık. 2012'deki yarışmadan sonra da ilk 5 şarkılık yapımımız, profesyonel yapımımız piyasaya sürüldü. Sonrasında da artık profesyonel hayata geçiş yaptık. Yine şimdi Bir Yangın Var albümü var ve bu albümde birbirinden güzel Vera şarkıları var. O günlerin belki melodilerini de taşıyor, duygularını da taşıyor. O duyguları aktaracak şarkılardan bir başkası ikinci klip şarkımız. O gelsin şimdi, sonrasında sohbetimize devam edelim. Uzak bildiğim yollar, kışa aşık nankör ilkbahar, durmaz ki zaman, kapanmış ağır kapı gün, yalnızlık günü, yalnızlık günü. O kente vurgun,
güzel bir kadın olmuşsun. Ah sevgilim, şarkılarda hala 19'sun. Sen de artık çok güzel bir kadın olmuşsun. Ah bir tanem, o aşklarda beni zor gördüm ki artık. Güzel bir kadın ikinci klip şarkılarıydı efendim. Keyifli sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birinci klibin hikayesini kısaca dinledik. İkinci klibi de senden öğrenelim. Kimlerle çalıştınız? İkinci klipte yönetmen olarak İmre Haydaroğlu ile çalıştık. Yani çok güzel bir çalışma oldu bizim açımızdan. Keyifliydi. Rol yaptık epey. O kısmı da bayağı keyifliydi. Yani klibin çok sade, alışılageldik bir senaryosu var. İşte kendine çok bakmayan diyeyim, kendine çok bakmayan bir kıza bizim birazcık ters yapmamız, sonrasında kızın kendine bakarak güzelleşmesi ve bu sefer de onun bize ters yapması şeklinde sade bir şeyi var, senaryosu var ama çok keyifliydi. Bize de rol yapma şansı doğdu. Bayağı keyif aldık klibi çekerken. Yani beğenildi de klip, internetteki yorumları falan sık sık okuyoruz, tepkileri şöyle bir nabzı ölçüyoruz, insanların beğendiğini görüyoruz, bu da bizi mutlu ediyor tabii. Program öncesindeki sohbetimizde de kısaca değindik, aslında dinleyicilerimize de aktarmak istiyorum. Ben biraz geç tanıştım Sebahattin Ali ile. Kürk Mantolu Madonna diye klasik bir eseri vardır aslında, tüm dinleyicilerimizin de okuması gerektiğini inandığım eserlerden bir tanesi. Veren'in müzikal kariyerinde de keyifli bir şarkı olarak hayat buluyor. Onun hikayesini biraz paylaşabilir miyiz? Yani üniversitedeyken okuduk onu. Bana bir doğum günü hediyesi olarak verilmişti o roman. Hemen 3 günde bitti. Çok acayip bir romandı. Sonra işte Canberk'le Dünya Can'a dedim, abi mutlaka okuyun, çok iyi falan. Ondan sonra şarkı ortaya çıkmaya başladı ama o şarkının ortaya çıkışı çok uzun sürdü. Çünkü hani çok iyi bir roman. Hani o romanla alakalı bir şarkı yazacaksa da böyle çok hakkıyla, hakkaniyetli bir şekilde yazmamız gerekiyor. 2 yıla yakın sürdü. Sürekli sözler değişti, düzenlemeler değişti vesaire. Neticesinde ama yayınlandı. İşte 2013'te yayınlandı o şarkı. Boş Zamanlar, bizim ara albüm olarak nitelendirdiğimiz akustik şarkılardan oluşan Boş Zamanlar albümünde yayınlandı. Ve hani herhangi bir tanıtım vesaire yapmamamıza rağmen de en çok ilgi çeken şarkılarımızdan biri oldu. Tabii sağ olsun roman sayesinde. Roman çok daha güzel tabii ama beğeniliyor şarkıda. O zaman dinleyicilerimiz onu mutlaka sosyal medyadan, internetten bulup dinleyeceklerdir. Biz Bir Yangın Var'a dönelim. Albümden yine keyifli bir şarkı. Hangisi gelsin şimdi? Ziyan Bey ve Sükut Hanım dinleyebiliriz. Ziyan Bey ve Sükut Hanım radyolarınızda. Sonrasında biz yine buradayız. Kaldırsa Ziyan Bey, yanmasa da bir kız.
Kaliteli müziğin doğru adresi Müzikal Takınız Küpe FM'de. Ben Deniz Kamil Bilici ile birlikteliğimiz devam ediyor. Vera'nın yolculuğunu birinci ağızdan sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Birbirinden güzel şarkıları da Bir Yangın Var'dan yayınlamayı sürdüreceğiz. Bu güzel şarkıları Küpe FM'de şimdi dinliyor dinleyicilerimiz ama canlı canlı da dinlemek isteyeceklerdir. Var mıdır sahneye de konser programları? Şu an hani görüştüğümüz birkaç festival var ama onun dışında belirli olan bir konser yok şu an zaten. Dönem olarak da seyrek bir süreden geçiyoruz. O yüzden belirli olan konserlere bizim sosyal medya hesaplarımızdan Vera İstanbul adıyla bütün platformlardan ulaşabilirler. Oradan belirli oldukça duyurmaya çalışıyoruz. VeraIstanbul.com diye web siteniz de var. Oradan da o ayrıntıları öğrenebilirler. Bu arada albüme dönecek olursak çok keyifli bir de düet var. Aylin Aslım düeti. Ondan biraz bahsedelim. Nasıl oldu çalışmak? Yani Aylin Aslım düeti de şöyle, gene bizim edebiyata biraz burnumuzu soktuğumuz başka bir şarkı aslında. Afife Jale ve Selahattin Pınar'ın ayrılık hikayesi o şarkı. Çok etkileyici bir hikaye bizce. Yani Afife Jale'nin işte Türkiye'nin ilk Müslüman Türk kadın tiyatrocusu olması ve hani bu Müslüman kadınların sahneye çıkmasının yasak olduğu bir dönemde, Osmanlı Devleti'nin son döneminde bunu yapması ve yani hapse girmeyi göze alarak bunu yapması çok çok başka bir yere koydu kadını bizim gözümüzde. Selahattin Pınar da çok önemli bir müzisyen Türk müziği içerisinde. Çok güzel bir hikayenin çok hüzünlü bir sonu var. Biz de bunu şarkılaştırma gereği hissettik. Ben elimden geldiğince Selahattin Pınar'ın sözlerini seslendiriyorum. Bir tane de Afife Jale rolünü oynayacak bir hanımefendi gerekiyordu bize. Onun gibi rockstar olan bir kadın gerekiyordu. Yani Aylin Aslım'ı istiyorduk biz. Sağ olsun prodüktörlerimiz araya girdiler, rica ettiler. Ya, Aylin de beğenmiş olmalı ki herhalde şarkıyı ve hikayeyi kabul etti. Vay, güzel bir şarkı çıktı ortaya. Elveda diyoruz o zaman. Aylin Aslım ve Vera düeti de radyolarımıza konuk olsun. Sonrasında Beş Çayı olan cazıyla devam ediyor olacak.
keman, bir güzel hanım. Neye muhtaçtın bende olmayan? Git diyemem, seni bırakamam. Gel saklanalım küçük evimizde. Sen name dudaklım, çocuk bakışlım. Asla suçun yok, lütfen ağlama. Sokaklar tekinsiz, hüzünlü ve sessiz. Ne olur biraz daha kal yanımda. Elveda Aylin Aslım düetiyle ve Vera yorumuyla radyolarımızdaydı efendim. Birbirinden güzel Vera şarkıları radyolarımıza konuk olmaya devam edecek. Sohbetimize de kaldığımız yerden devam ediyoruz. Vera aynı zamanda hem müzik tarzı olarak hem de kendi besteleriyle edebiyata az önce senin tabirinde burnunu sokarak da aslında farklı bir misyon üstleniyor gibi de geliyor bana. Ve yeni şarkıları da merakla bekleyen çok geniş bir kitle var. Var mı yeni çalışmalar bu süreç içerisinde? Yani... Bir Yangın Var'ın çalışmaları tamamlanıp albüm yayınlandıktan hemen sonra biz yeni şarkılarımıza başladık zaten. Hani biz de işte hemen hadi arkadaşlar yeni albüm için kapanalım ve 3 ay stüdyodan çıkmayalım, yeni şarkıları halledelim şeklinde ilerlemiyor. Hani bireysel olarak işte evde, sokakta, bir yerlerde bulduğumuz parçaların birleştirilmesiyle bir anda ortaya çıkabiliyor. Herhangi bir konser provasında ya da bir soundcheck'te. O şarkıyı da deniyoruz. Öyle ara ara birkaç tane çıkıyor. Şu anda da var. 3-4 tane falan çok hazır durumda. Yayınlanmayı bekleyen ama bir süre daha yayınlamayacağımız şarkılar mevcut. Vallahi güzel de oldular hatta yani. Biz de onları Küpe FM ailesi olarak merakla bekliyoruz dinleyicilerimize aktarmak için. En kısa zamanda onlara da kavuşacağız. Onlara kavuşma sürecinde tabii ki Bir Yangın Var'dan da güzel şarkıları yayınlamaya devam edeceğiz. Onlardan biriyle kapatacağız birazdan programımızı. Biz ayrılan sürenin ne yazık ki sonuna geldik ama Küpe FM dinleyicilerine son mesajlarınızı alalım istiyorum. Bol bol konserlere gitsinler. Sanatın insanların psikolojisi üzerinde çok rahatlatıcı, dinlendirici, keyiflendirici bir etkisi olduğunu unutmasınlar. Böyle bizi dinledikleri için teşekkür ederiz. Canberk, senin eklemek istediğin bir şeyler. Vallahi
Koray çok güzel özetledi. Ben de ona katılarak üzerimden topu atayım. Çok teşekkür ediyorum tekrar. İlerleyen çalışmalarda tekrar bir arada olmak dileğiyle diyelim. Efendim ne yazık ki üzerinden sürenin sonuna geldik. Bir sonraki 5 çayında buluşuncaya kadar hoşçakalın. Kamil Bilici ile 5 çayı sona erdi.